Banka hesabımızda milyonlarca lira varken nasıl yaranacaklarını bilmezlerdi. Şimdi sıkışınca kaçacak delik arıyorlar. Ama niçin? Dimdik ayaktayız. Bir iki teklifi bizden geri çektiler. İki inşaatımız durdu. Korkuyorlar. İstediğimizde bir şey olsa sanki. Ufak bir destekle her işimizi görürüz. Hiç ümit yok mu? Her yere başvurdum. Tenezzül etmeyecektin. O kadar emlakım var. Satarım. Ya. Hayır. Kabul etmem. Daha iyisini alırız. Senin bu kadar ızdırap çekmene razı değilim. Bera'nın hakkı var. Hayır. Satacağız. Karşılarına tekrar dimdik çıkacağız. Satacağız. Daha ne kadar paraya ihtiyacımız var? Hiç düşünme. Başka bir yeri daha satacağız. Hiç tereddüt etme. İstediğin yeri sat. Efendim, ayın biri itibariyle yapılan geçici bilanço, şirket zararının sürekli olarak arttığını... Son ayın hesaplarına göre zararın sürekli olarak arttığı ve ürkütücü bir duruma geldiği. Görülüyor ki, bu durum karşısında şirketin bünyesinde bir takım tasfiyelerin kaçınılmaz olduğu açıktır. Serdar Bey, telefon. Bir dakika. Alo, Betül? Müjdemi isterim. Nur topu gibi bir kızın oldu. Perihan, Perihan nasıl? Geliyorum, hemen geliyorum. Nasılsın? Çok iyi. Ama bilmem, başımda bir dönme var. O kadar olacak canım. Aman ne güzel. Aman. Ah, çıldırdın mı sen? Dur, çocuğu boğacaksın. Aman ne cıdı şeysin sen öyle. Çok da güzelmiş benim kızım. Bıcı 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 bıcı. Babasının kızı. Kıcı 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 canım. Güzelim, bebeğim. Kıcı 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 kıcı. Canım canım canım. Canım canım. Ay Allah rızası için mani ol şu deliye. Düşürecek çocuğu. Hop, hop. Beyefendi rica ederim, düşüreceksiniz. Hoppa. Rica ederim. Sakat bırakacaksın kızı. Hoppa. Bırak, bırak hoppa diyorum sana. Aa, çekilin ya, öp. Odasına kadar ben götüreceğim. Ama. Hadi kızım, trenden odaya gidiyoruz. Çüp 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 çüp. Çocuğum bana verin. Çüp 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 çüp. Ne var senin? Hı? Bir şeyim yok. Bırak boğazları. Bir rahatsızlığın var senin. Başım dönüyor. Sık sık baş dönmesi geliyor. Kansız kaldı. Ondandır. İnşallah ondandır. Senin doktor Nihat'a bir görünmek istiyorum. Tamamıyla kesip attın evlenme teklifini. Evet. Ama niçin? Yapamayacaktım.
Doğumun kazasız geçmesine çok sevindim. Ne açıdan? Sizi muayene ettiğimde hamileliğiniz ilerlemişti. Doğuma engel olmak başka tehlikeler yaratabilirdi. O açıdan müdahale edemezdik. Bundan sonra kesinlikle doğum yapamazsınız. Bakın Perihan Hanım, ben kadın doğum uzmanı değilim. Ancak sizin probleminiz bambaşka. Vücudunuzda iki kurşun yarası var. Çok tehlikeli iki kurşun yarası. İkinci kurşun sinir sisteminizi zedelemiş. Bu çok ender görülen bir durum. Ben cerrahım, hayatımda böyle şey görmedim. Hocalarıma, arkadaşlarıma gösterdim röntgenlerinizi. Hepsi şaşırdılar. Kimse bu konuda kesin bir şey söyleyemez. Ömrünüzün sonuna kadar en ufak bir rahatsızlık duymayabilirsiniz. Bu mümkündür. Ama bir gün en basit bir nedenle aniden bir kriz yaratabilir. Çaresi? Çaresi her türlü üzüntüden, özellikle heyecandan uzak durmak. Bunun tek ilacı sükunet, sakin bir hayat. Sizi seven bir eşiniz, imrenilecek bir aile hayatınız var. Böyle bir ortamda sizin için en ufak bir tehlike yok. Sağ ol. Ben de öyle bir ortamda olmak isterdim. Tabii. Çok layıksınız. Çok üzgünüm. Konuştunuz mu Betül'le? Evet. Ne dedi? Ağlıyordu. Bir çocuk gibi ağlıyordu. Darılma bana. Ben senin kardeşinim. Ama hiçbir anlam veremiyorum. Çok iyi, çok efendi, geleceği parlak bir genç. Seni çılgınca seviyor. Daha ne isteyebilir senin gibi güzel bir kız? Aylardır hep arıyor. Sen kaçıyorsun. Seni sevmese bu kadar üstüne düşer mi? Bak, eğer eski nişanlının hatırasıysa... Hayır, hayır. O halde? Yapamayacağım. Yapamayacağım. Ama neden? Benden mi saklıyorsun? Yalvarırım, bir şey sorma. Yapamayacağım. Elimde değil. Yapamayacağım. Hayır. Size her şeyi anlatmamış. Nasıl olur? Kendi öz kardeşimden daha yakın bana. Bir şey gizlemez benden. Gizlemiş. Kilyos yolunda bir kır köftecisi var. Hep oraya gitmemizi isterdi. Son buluşmamız da orada oldu. Çok huzursuzdu. Bir türlü konuya girmek istemiyordu. Sonunda özür dilerim dedi. Çok özür dilerim. Yapamayacağım. Çok iyi kalpli, çok efendi bir gençsin Nihar. Bu kısa arkadaşlığımız süresinde çok sevdim seni. Seninle beraber olmaktan gurur duydum ama... Ama ne olur anla beni. Seninle hep arkadaş kalalım. Başka biri mi var? Sevdiğim var senin. Elimde değil. Onu içimden söküp atmak için her şeyi yaptım. Başaramadım. Ne yapabilirdim ki? Sadece hislerine saygı duydum. Sizi anlıyorum. Kim olabilir ki? Bilmiyorum. İşte o gün gerçek aşkını öğrenmiş oldum Betül. Dürüst ve şerefli bir kızdın. Her zaman öyle davrandın bize karşı. Ve bu sır senelerce aramızda sürüp gitti. Bu arada çocuklar büyümeye başladı.
her sene Nilüfer'in isim gününde bir aile resmimizi çekerdi. 6-7 sene hep umutsuz çırpınışlar arasında geçti. Serdar çalışmaktan bitkin haldeydi. Bir çılgın gibi iş kovalıyordu. Aldığı işleri en mükemmel şekilde yapmak için gecesini gündüzüne katıyor, günlerce eve uğramadan inşaat sahalarında sabahlıyordu. İşte o günlerde Türkan Hanım girdi aramıza. Senin Amerika'dan dönen teyzen. Burada üniversitede öğretim üyeliğini kabul etmiş ve yurda kesin dönüş yapmıştı. Kısa zamanda ailenin bir ferdi oldu. Seneler su gibi akıp gidiyordu. Çocuklar liseyi bitiriyorlardı. Oğlum Bülent başarısız bir öğrenciydi. Kızım Nilüfer ise okumakta kararlıydı. Güzel sanatlara karşı sonsuz bir aşk vardı içinde. İyi resim yapıyordu. Akademiye gireceğim diyordu. Mete'ye gelince o bizim öz evladımız gibiydi artık. Çok çalışkan, çok dürüst ve bize karşı çok saygılıydı. Bülent'ten bir sene evvel bitirdi liseyi ve en yüksek puanı alarak girdi üniversiteye. Ve işte o günlerde Türkan Hanım Amerika'daki dostlarıyla tanıştırdı Serdar'ı. Kuzey Afrika bölümünün organize işini bize verecekler. Yalnız kazı işleri bir seneden fazla sürer. 2 sene içinde başlanır inşaata. Uzun zaman sürer. Tabii inşaatın başında olmam lazım. Ayda bir, 2 ayda bir uğrarım. Sen idare heyeti başkanısın. Betül bütün işleri biliyor. İstediğin anda sana yardımcı olur o. Dur, hemen öyle surat asma canım. Biraz dişimizi sıkacağız ama ondan sonra eskisinden çok daha görkemli bir kuruluş olacağız. Dünya çapında, dünya standartlarında bir şirket olacağız. Yalnız ikimiz için değil, çocuklarımız için katlanacağız bu işe. Korkma, aslan gibi bir şeycik olma. Vız gelir sıcak mıcak bana. Ne zaman gidiyorsun, hemen mi? Onlara kalsa yarın gönderecekler. Ama... Merak etme, yapılacak bazı formaliteler var. Yani bir hafta daha buradayım. Aman iyi. Çocuklar sana emanet. Tabii, gözün arkada kalmaz. İşin zor. Mete'ye güveniyorum. O sana hiç problem çıkartmaz. Ama öz çocuklarımıza... Hiç dönmeyecekmişsin gibi konuşuyorsun. Her fırsatta kaçıp geleceğim. Benden korkuyorlar. Belki bugüne kadar çok sert davrandım onlara karşı. Belki sen bile hoşgörüsüzlükle suçladın beni ama... Bülent'i hiç beğenmiyorum. Sana anlatmadım ben. Geçenlerde emniyet amirliğinden çağırdılar beni. Oğlunuz dediler. Bir kaza yapmış. Çıldırıyordum. Nedir suçu efendim? 6 arkadaş sabaha doğru asfaltta araba yarışı yapmışlar. Saatte 200 kilometre ve daha fazlasını yapmışlar. Oğlunuz bir taksiye çarpmış. Şoför yaralı, hastanede. Sizi tanıdığım için bizzat rica ettim, davacı olmuyor. Sadece arabasının tamiri ve hastane masraflarını istiyor, hepsi o kadar. Bir de tazminat. Sanırım siz de gereken kolaylığı gösterirsiniz. Sağ olun. Şoför nerede? Şişli Etfal'de. Oğlunuzun ifadesi alındı. Yanınıza bir memur vereceğim. Öğlene kadar şoförden davacı olmadığınıza dair savcılıktan tasdikli beyanını alın, salıverelim. Sağ olun. Öğleye kadar gelirim. Şoförün gönlünü yaptım. Dünyanın parasını dağıttım sağa sola. Akşama doğru emniyetten aldım Bülent'i. Sen evde yoktun. Ver arabanın anahtarını. Bir daha araba falan yok sana. Ben senin yaşındayken köpek gibi çalışıyordum sabahlara kadar. İt, it! Sizin geleceğinizi garantiye almak için 4-5 sene uzak kalacağım evimden. Hayatımı çöllerde geçireceğim. Her mahrumiyete katlanacağım. Bu mu babanın teşekkürün? En ufak bir itliğini duyarsam doğduğuna pişman ederim seni. Defol karşımdan! Ben yokken araba kullandırma ona. Betül'e söyledim. Öğleden sonraları yazıhanede çalıştıracağız. Çalışmazsa harçlık yok. Biraz sert davranmıyor musun? Sen dediğimi yap, tamam mı?
Nilüfer'in sanata karşı düşkünlüğü var diye akademiye verdik. Çok dikkatli ol Beria. Böyle bohem hayatı, gece hayatına çarpık fikirlere müsaade etme. Hiç, hiç açık verme. Vermem. Biraz da giyimine dikkat etsin. Ben kulağını çektim. Nereye? Sergiye baba, Taksim'e. Git değiştir şu kıyafetini. Ama baba... Değiştir diyorum sana. Bir daha görmeyeyim. Geç oldu. Bu akşam evdeler bizimkiler. Bugünlük bırakalım mı? İki güne kadar gidiyor babam. Ondan sonra serbest. Serbestim. Yok mu sigara? Allah kahretsin be. Gene kumar oynadın değil mi? Bırak hala kocalığını. Biraz borç versene bana. Ne kadar istersen al. Şirketten haftalığımı alır almaz öderim. Tamam. Gel beraber çıkalım. Şu kitabı bitirmem lazım. Aman, bitirsen madalya mı verecekler? Selam gençlik. Hayrola? Sen bu saatte dönmezdin. Akşam annemle babam adadan döneceklermiş. Tabii yalak Betül hanımefendiyle beraber. Öyle sinir oluyorum ki o karıya. Annem gibi birini bulduktan sonra yaptıkları az gelir. Ayıptır, ayıp. Hepimizde hakkı var Betül teyzenin. Başına okuyorsun sen. Git karşı cami imam ol. Ahlak çocuğu. O karı var ya o karı. Babama sırılsıklam kesik. Yetti yahu. Bir gün uykudan uyanırsan... ...sen de çekersin sempatik dangalak. Allah bilir bir kere değil, kaç kere ve kaç kez sevişmiştir. Hem de anamızın gözü önünde. Gözümle gördüm, hıyar. Peder bey ütülüyor muydu? Koltukta uyuyordu. Böyle dosyalar önünde bitmiş halde uyuyordu. Bir türlü uyuyamamıştım. Pederin içkilerinden yürütmem dedi. Oo, peder çalışmaktan bitmiş. Devre dışı sızmış. Bizim Betül teyzemiz de çalışıyor. Tam salonun dibindeki masada. Birden kalktı seninki. Babama yaklaştı. Baktı ki uyuyor. Allah, görecektiniz manzarayı. Karı fena kesik. Bildiğiniz gibi değil. Ellerini uzattı pederin saçlarını okşamak için. Ama bir türlü okşayamıyor. Ulan Romeo Juliet halt etmiş yanında. Sıkmadı letafeti. Döndü, gitti. Ve koltuğa çöktü. Başladı zırlamaya. Olur festival değil. Vallahi nasıl zırlıyor görmeliydiniz. Yalanın varsa Beşiktaş çarpsın. Ay utandı yavrucak. Hadi oğlum. Sen git bir boy abdesti al. Bana bak ahlak çocuğum. Gelir gelmez senin ağzını arar Peder Bey.
Benim için hep ders çalıştı dersin. Evden hiç çıkmadı dersin. Tamam. Benim için de. Merak etme, Allah günah yazma. Ulan ne günlere kaldık be. Baba değil Hitler mi bari? Sen de sık dişini hemşire hanım. Şunun şurası 48 saat. Ondan sonra peder bey... Hoş geldin demeyecek misin kardeşine? Gelmek için kocanın gidişini bekledim. Ne de olsa herkes senin gibi anlayışlı olamaz. Neden? Ne istiyorsun? Ufak bir borcum vardı sana. Onu iade etmeye geldim kardeşim. Al paranı ve defol git buradan. Yapma canım. Olan olmuş bir kere. Çok faydası oldu o paranın bana. Sayende varlıklı bir kadınım bugün. Lütfen çık git. Bu defa dostluk elini ben uzatıyorum sana. Otur da kardeş kardeş konuşalım. Git diyorum. Git. Git! Bakıyorum ikimizin de saçlarına ak düşmüş. Bundan sonra kaç sene yaşarız ki? Ben barışmaya geldim. Lütfen, lütfen gidin. Siz karışmayın. Kaç sene oluyor birbirimizi görmeyeli? Hiç düşündün mü? Hiç beni hatırladın mı? Hayır, değil mi? Ama ben hep seninle beraberdim bunca sene. Hep uzaktan takip ettim seni. Oldukça sıkıntılı yıllar geçirdiniz. Birçok mali problemleriniz oldu. Bir ara iflas ediyordunuz. Bak, neler biliyorum. O anlar hep seninle beraberdim. Kocan anlatmadı mı? Anlatmadı demek. Ya bu? Yeter bu kadar alçaklık. Bak bak bak. Anlatmamış demek. Birkaç kere ziyaret ettim kocanı. O kötü günlerinizde tabii. Anlatsana. Öğrenmek istiyorum. İyi edersin kardeşim. Kocana yardım olsun diye bazı emlakını sattığını işittim. Çevrem geniş. Çok zengin, çok nüfuslu dostlarım var. Belki bir faydam olur dedim. Onların teklifini Serdar'a götürdüm. Niçin gülüyorsun? Ne var bunda gülecek? Hiç. Odaya girdiğimdeki manzara geldi gözümün önüne. Yalnız... sıkıştırma fazla olur. Güzel. Tamam, biraz daha çek. Güzel. Otur. Affedersin. Rahatsız ettim galiba. Ne istiyorsun? Perihan'ın tatlılık iki hanı için alıcı var. Seni bir göreyim dedim. İstemez. Ama çok iyi fiyat veriyorlar. İkisine tam 600 milyon. Defol. Aa, ticarette kızmak yok. Sen gene de bir düşün. Defol dedim sana. Defol. Ha, bendeki şanssızlığa bak.
tekisiz girdim odaya. Ne de olsa genç bir kadına bir erkek suçüstü yakalamak... Terbiyesiz. Serdar benim abim, kardeşim. Öyle mi? Demek aile sporu yapıyordunuz. Defol, defol git buradan seni aşağılık, rezil, ahlaksız. Beni yeğenimle tanıştırmayacak mısın? Al bunları defol. Çaldıklarını çoktan unuttum ben. Bir daha da gelme buraya. Defol! Boşuna harap etme kendini. Git evine de biraz dinle. Arabamın anahtarını arıyorum anne. Çık dışarı. Arabamın anahtarını istiyorum. Çık diyorum sana. Arabamın anahtarını almadan gitmem. Gitmem. Yetti be. Yetti babamın bana yaptığı köle muamelesi. Ne olmuş bir kere kaza yaptıysak? Herkesin oğlu kaza yapıyor. İsteyerek mi yaptım yani? Anne ver anahtarı. Ver anne. Ver diyorum sana. Ben sizin oğlunuz muyum, köleniz miyim anlamıyorum be. Bana sağa dön ceza, sola dön ceza. Nedir bu be? Köle muamelesi yapıyorsunuz bana. Anne bak kaybedeceksiniz beni. Kaybedeceksiniz beni. Oğlum baban. Babam. Herkesin oğlu insan gibi yaşıyor. 3 kuruş haftalık alabilmek için şirkette kaç hafta dirsek çürütüyorum. Ne o? Çalışmazsam haftalık alamazmışım. Verdiği de bir para olsa bari. Senin aldığın haftalığı devlet memuru bir ayda alamıyor. Bana ne be? Devlet memuru olmasaydı o da. Anne anahtarımı istiyorum. Anne ver anahtarı. Anahtarı ver diyorum anne. Bırak ulan yalak. Bırak dedim sana. Bırak. Bırak yapmayın. Al. Abla ne var, bir şey mi oldu? Hayır. İyiyim o. Biraz başımdan durdum o kadar. Bir doktor çağırayım mı? Hayır. Hayır canım. Biraz uzanayım geçer. Sen git. $70,000 almadı ha? Almadı. Ne yapacaksın şimdi? İş biraz güçleşecek. Evin için ayağımı atabilseydim iyi olurdu. Ama kurtulamadılar elimden. Sen bana bırak. Ben uslu çocuğum. Ne dersen onu yaparım. Nilüfer'i gördün mü? Tam tahmin ettiğim gibi. Ne kadar serbest görünürse görünsün... ...ürkek. Aptalın biri. Babasından nefret ediyor. Onu ve kardeşini çok ezmiş. Annesini ise iplemiyor. Gücü ona yeter.
İstediğim parayı koparacağım ondan diyor. Onu karıştırma bu işi. Aklına eser de bavulunu kaptığı gibi sana kaçarsa mahvoluruz. O zaman bir de babası girer devreye. On para ver. Domuz. Öyle bir iş kaptı ki. Değil milyonlar trilyonlarla oynayacak. Allah versin. Ne de olsa paranın bir kısmını bizim için kazanmış olacak. Öyle bir koza çıkacağım ki karşılarına. Gık diyemeyecekler. Tık bastıracaklar parayı. Ve biz bir daha dönmemek üzere gideceğiz. Avrupa'ya. Paris. Sen orada sanatını, yeteneğini dünyaya kanıtlayacaksın. Ben de hayat tadacağım. Şampanya gibi. Yudum yudum içeceğim hayatı. O Perihan denen ineğin sağlığına dua ederek... ...hayatın keyfini çıkaracağım. Ne kadar kopartmayı düşünüyorsun? En aşağı. En aşağı 5 milyar. Ne sürede? Serdar dönmeden bitmeli iş. Ölüyorum zevkten. Paradan çok Perihan'ın önümde ezilmesi... ...yalvarması... ...merhamet dilenmesi. Ne olur... ...bana biraz süre tanı diye yalvarması. Bütün bunları düşündükçe... ...zevkten ölecek gibi oluyorum. Doymadın mı ona kötülük etmeye? Ölsem doyamam. Sana iyilikten başka ne yaptı ki? Çocukluğumu çaldı. Anama duymak istediğim sevgiyi çaldı. Anam cahil, düşüncesiz, görgüsüz bir kadındı. Perihan için içi titrerdi. Hep onu kollardı. Yemeğin iyisi ona... Haftalığın, harçlığın fazlası ona. Hediyenin, bayramlığın güzeli ona. Her şeyin iyisi ona. Ben hırsımdan ağlarken... ...senin baban var yavrum. Onun babası öldü. Hırsımdan sabahlara kadar yatağımda ağladığımı bilirim. Babama sığınmak isterdi. Kovardı beni yanımda. Dalavericini. Sarhoşun tekiydi. Ne zamanki elimin ekmek tutacağını anladı... ...o zaman sever oldu beni. Bütün gençlik rüyalarımı çaldı. Ve sonunda sevdiğim uğruna... ...hayatımı bile verebileceğim bir erkek çıktı karşı. Onu da çaldı benden. Allah kahretsin. 1 milyon sene yaşasam... ...ondan intikam almaya doyamam. Korkulur senden. Geç oldu. Hadi git. Bekletme o budalayı. Bekledin mi? Yarım saat oluyor geleli. Hiç gelmeyeceksin sandım. Gelmez olur muyum? Yeni sergim için çağırdılar şu galeriden. Pazarlık filan derken iş uzadı. Birazdan bizim serserilerle buluşacağız. Ama ben baş başa kalacağımızı düşünmüştüm. Gene baş başayız, korkma. Zararsız böceklerdir. Kafayı buldular mı dünyayı görmezler. Seveceksin itleri, seveceksin. Fiş!
Sakın diklenmeye kalkma anne. Karşımda liseli aciz kız yok artık. Ben nasıl yaşayacağımı, nasıl davranacağımı bilirim. Ve bundan böyle de ne sen ne de babam asla özel hayatıma karışmayacaksınız. Asla, asla! Ben senin annenim. Evet, annemsin. Bekçim değilsin. Annemsin, anneliğini bil. Ve çekil özel hayatımdan. Ölünceye kadar çekilmeyeceğim. Seni korumak benim görevim. Yok canım. Sakın bekaret masalları anlatmaya kalkma bana. Hangi asırda yaşıyoruz? O masallarla kendi hayatınızı zehretmişsiniz. Bırakın biz istediğimiz gibi yaşayalım. Biraz fazlaca kaybetmişsin delikanlı. Ödeyeceğim. Kuruşuna kadar. Tabii, tabii. Yarın öğleye beklerim. Öbür gün mutlaka gelir. Bak delikanlı, sevdik seni. Üstelik ailen belli, mekanın belli. Yalnız bekletilmekten hiç hoşlanmam. Ona göre. Tamam mı? Hayrola? Bülent Bey için gelmiştim. Ne olmuş? Avans istiyor, 3 haftalık. Serdar Bey isterse vermeyin demişti bana. Siz verin, ben hallederim. Ne zamandır var bu baş dönmesi? Nilüfer'i dünyaya getirdikten sonra şiddetlendi. Hamilelikte de vardı ama hafif. Gittiğin doktor ne dedi? Vücudundaki kurşun yaralarından dedi. Sinir sistemimi perişan etmiş ikinci kurşun. Evet. Başka? Heyecan, üzüntü, stres. Hı hı. Yok dedi. Hı hı. Başka? O kadar. Hı hı. Kafanın röntgenini almadılar mı? Hayır. Niçin sordunuz? Hiç. Ben aldım da ne oldu sanki? Aslan gibisin maşallah. Ama bu baş dönmesi, bu kulak çınlaması, bu ağrı dayanılır gibi değil. Bir müddet dayanacaksın kızım. Son zamanlarda bir şey üzülmüşsündür. Sıkıntı, stres, heyecan. Merak edilecek bir şey yok. Hadi geçmiş olsun. Türkan abla, benden bir şey saklamıyorsunuz değil mi? Kız sen vallahi delisin. En ufak bir tehlike görsem seni ellere bırakır mıyım hiç? Hadi hadi, bir şeyin yok senin. Ömrümü çürütüyorum burada. Sen de yeteneğini yitireceksin bir gün. Eşeğin kuyruğu gibiyiz bu memlekette. Ne uzalır ne kısalır. Rasim Hoca ile konuştum. Deha diyor senin için. Burada değil, Paris'te olsa uluslararası ün yapar diyor. Ama kaç para eder ki burada çürüdükten sonra? Bir düşündüğün var senin. Bizim yaşayacağımız yer Paris. Dünyanın sanat merkezi, sanatçı cenneti. En ufacık bir yeteneğin olsun, dünyanın imkanını sererler ayağının altına. Yaşanacak yer orası. Huzur içinde çalışabilecek bir ortamın olacak. Günlerce aç kalmayacaksın. Bir tablonu satmak için dilenmeyeceksin. Paran olacak, ünün olacak. Dünya çapında bir ressam olacaksın. Kaçalım. Neymiş istediği?
Evlenelim, Paris'e kaçalım diyor. Annemden para koparırım diyor. Sakın bulaşma. Şantaj benim işim. Sabrımı taşırma lan. Abi, Hidayet abi. Bak, 48 saat mühlet sana. Ya para gelir, ya da çiviletirim seni. Tamam, getireceğim Hidayet abi. Koy onları yerine.